Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde okuyacağımız vesika bu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen başlayalım. Büyütelim arkadaşlar. Yukarıda zaten şurada besmelenin kodu var. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okuyoruz. Hu ya da hüe diye de kodlanabilir arkadaşlar. Bu şekilde de okunabilir. Evet, önce aşağı okuyoruz. Çünkü burada bir metin var, bir ifadeler var. Ondan sonra yukarıda da padişahın fermanının bir sureti yazılmış. Şimdi arkadaşlar aşağısı biraz orta seviye bir arşiv vesikası. Yukarısı imla cihetinde biraz ileri seviyeye kaçıyor. Konya'da bunu okuyanlara et ekmek ısmarlıyor arkadaşlarım. Arkadaşlar bilginiz olsun böyle. Tabii latife olarak bunu zikrettik. Evet. Nereden başlıyoruz? Burada ba'isi tenmiki huruf oldur ki, yani bu güzel yazının kaleme alınmasının konusu, şekilde kaleme alınması hususu budur ki diyor. Yani içeriği anlatıyor. Mahmi İstanbul'da, yani İstanbul vilayetinde, yerinde Mahmiye İstanbul'da vaki bulunan, yani İstanbul'da bulunan ekmekçiyan, yani ekmekçiler, fırıncılar ve bakkallar, yani dükkanlar ve pazarcıyan, bu da pazarcılar, yani burada kısacası esnafları anlatıyor arkadaşlar. Belgede genel olarak esnafların durumu, ondan sonra satışlarıyla ilgili pahalı mı satıyorlar, ucuz mu satıyorlar? Yani bir nevi Osmanlı ekonomisini anlatan bir metin arkadaşlar. Vesair husumat-ı ihtisabiye alına gelen, evet alına gelen ehli hiref, yani işin ehli kişiler hini tahrirde, tahrir yazma anında dekakin üzerine, yani dükkanların üzerine vaz olunan miri rusumların bermucebi defter kol oğlanları arkadaşlar. Kol ne demek? Kol Osmanlı'da teftiş eden bir askeri birlik manasında, memur manasında kullanabiliriz. Yani esnafları denetleyen, teftiş eden bir birlik, bir denetim kurulu. Kol oğlanları, kol ağası bunların tabi reisi oluyor. Kol oğlanları 7 ile evet muhtesip ağalarının eda ve teslim edip lakin bir iki kaç seneden, yani bir kaç seneden manasında beri kol oğlanları ehli suktan, yani çarşı ehlinden, esnaftan miri rusumu, evet miri rusumu defter mucibince almaya kanaat etmeyip ziyade taaddi eylediklerinden, burada böyle o teftiş edenlerin esnaftan fazla para aldıklarıyla ilgili arkadaşlar bir nev ne diyorlar buna, ismi aklıma gelmedi arkadaşlar. Evet, burada kanaat etmeyip ziyade taaddi, yani zulüm eylediklerinden mada, yani o teftişler fazla para almış, bir nevi rüşvet mi diyelim bilemiyorum arkadaşlar. Yani fazlaca para almışlar. Mada muhtesip ağaları, yani o hesap uzmanları, ağaları dahi artık bir nevi baş müfettişler diyebiliriz, dahi muayir defter, yani kaydın zıttına olarak normal alması gerekenden fazla alarak diyelim artık, zıttına ters olarak ve kadime muhal defteri ve kadime muhalif, yani o eski usule de bir muhalif olarak ehli suktan, o çarşı ehlinden, esnaftan Safa Amedi ve İdiye ve Ramazaniye, bunlar bir nevi arkadaşlar çeşitli vergi türleri diyelim arkadaşlar.
Safa Amedi ve Eydiye Bayram ve Ramazani, Ramazanlık ve Haftalık ve Aylık ve Musamaha ve Hamlık namına ziyade akçelerin alıp, yani eğer fazla bir şey, biri bir şey yapacaksa arkadaşlar, gözünün üzerinde kaşın var manasında ne yapılabilir? Kişilerden para alınabilir. Onlar da herhalde bu tarz yapmışlar. İşte şu parası, bu parası gibi. Günümüzde de benzer şeyler oluyor zaten yer yer. Tabii işin suistimal edenler tarafından. Evet, akçelerini alıp taaddi ve tecavüzleri, evet, zulüm ve tecavüzleri hadden efzun olmağıyla, evet, çok haddi aşmakla diyelim, bu makule, bu tarz şenaat ve bid'at men'u def olunmak, men'u def olunmak ricasıyla arz-ı hal olunduk da, yani bu hal ne oldu? Padişaha sunuldu. Halka zulmeden teftişler var. Evet, İstanbul'da. Mahmi mezburede, yani zikredilen İstanbul'da, şehirde vaki cemi-i dekakin bütün o dükkanlar vesair rusumat-ı ihtisabiye, yani o vergi toplayıcıları, müfettişler müceddeden yeniden tahrir ve defter olunup yeniden yazılıp araştırılıp arkadaşlar minbat, yani sonra ehli suktan, yani esnaftan ve sair rusumu ihtisabiye alınan her kim olursa, yani bu çeşit vergileri alan her kim olursa olsun, rusumları defteri cedid mucebince, yani yeni defter gereğince, yani bunların bu alacak verecek vesaire vergiler gibi şeyler defterlere yazılıyor. Eski defter, yeni defter tarzı arkadaşlar. İşte yeni defter gereğince diyor, yani mucebince alınıp muayir defter, yani defterin zıttına, tersine kat'a bir akçe ve bir habbe alınmaya, yani resmi olarak ne kadar borcu varsa bir kuruş dahi fazla alınmaya, tabiri caizse bir habbe dahi fazla alınmaya diyor. Ve defteri cedide muayir, yani artık yeni borç defterine zıt muayir vaz edenlerin muhkem cezaları, çok şiddetli cezalandırmalar diyor, muhkem cezaları verilir. Mazmununda bu fakire hitaben ferman-ı âli sadır olman imtisalen lil emril âli, evet, lil emri âli zikr olunan dekakin vesair rusumat-ı ihtisabiyenin müceddeden tahriri, yani yeniden yazılması defteridir ki, defteridir ki zikr olunur. Evet, yeniden bir defter yazılması ve esnafın da bu defter gelince borçlarını, vergisini ödemesi, eğer bir kuruş fazla alan müfettişler ya da artık bununla ilgili memurlar kim varsa onların şiddetle cezalandırılmasıyla ilgili bir yazı arkadaşlar. Fi gurre zilkade, zilkade til haram arkadaşlar. Fi gurre zilkade til haram. Genelde haram ifadesi aylarda Muharrem'de geçiyor ama burada da zilkade içinde kullanılmış arkadaşlar. Fi gurre'i, gurre bir ayın ilk günü, birinci günü, yani zilkade'nin birinci günü arkadaşlar. Fi gurre'i zilkadetil haram. Lisene, senesinde bakalım hangisinde? İthneyn ve tis'in ve elf, yani 1292, özür diliyorum arkadaşlar, 1092 yılında kaleme alınmış bir arşiv vesikası. Şimdi yukarısı var, bir de burayı okuyacağız ama ben okuyacağım, siz nasıl takip edeceksiniz, biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Yazı bu şekilde maalesef. İnşallah takip edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben vesikayı ters çevireyim, siz rahat takip edin diye. Evet arkadaşlar,
Belgemizi ters çevirdik. Biraz zor da olsa. Şimdi. Burada arkadaşlar sureti fermanı Ali yazıyor. Biraz hızlı okuyayım. Ders uzuyor. Evet, bundan akdem. Evet, bundan akdem. İstanbul'da muhtesip ağaları ve kol oğlanlarının kanun ve deftere muayir ihdas eyledikleri bid'atler men'u ref olunmak ferman olunup rusumat-ı ihtisabiye her neyse kalil ve kesir irat ve masarifiyle evet müceddeden tahrir ve defter etmeye sabıkan İstanbul Kadısı İbrahim Efendi memur olup tahrir etmeyin muma ileyhin tahrir eylediği iş bu defteri cedid ba'del yevm düsturul amel olmak üzere baş muhasebede ve bir sureti İstanbul Kadısı Efendi de hıfz olunup defteri cedide bir akçe ziyade alır ise bir satır atlamışım. Defteri cedide muayir kimesine bir akçe ve bir habbe ziyade almak ihtimali olmaya her kim arkadaşlar evet her kim dedik temizleyelim her kim mütenebbih olmayıp evet yani uyanmayıp hala fazla para alırsa bir akçe ziyade alır ise evet, bir akçe ziyade alır ise sahire mucibi ibret için sahir insanlara mucibi ibret için eşeddi ukubet ile yani şiddetli bir ceza ile cezası verilip iş bu defter tahririn iş bu defteri tahririn şurut ve kuyudu mer'i ve muteber tutulup hilafından ziyadesiyle ihraz oluna deyu arkadaşlar bin deyu 1092 Zilkadesinin 15. gününde Ferman-ı Ali sadır olmağın mucebince iş bu mahalline aynı ile kayıt oluna. Evet aynı ile kayıt oluna arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu uzun vesikayı okuduk arkadaşlar. Evet vesikamız buydu. Ters çevirdim. İnşallah istifadeli olmuştur. Hızlıca okuyup geçtim. Tabi bu metinlerde arkadaşlar göz aşinalığı ondan sonra o devirlerde kullanılan cümlelere aşinalık önemli. Biz de bu cihette böyle bir okuma gerçekleştirdik. İnşallah istifadeli olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.